Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugünkü konumuz şeytan varlık olarak nedir? Güçleri nelerdir? Kimlere musallat olur? İnsanlardan da şeytan var mıdır? Bu konuyu işlemeye çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Şeytan kesinlikle cinlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de Keyif Suresi 50. ayette Allah şöyle buyurur. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis dışında diğerleri secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kadar kötü bir tercih değiştirmedir. Şeytan kesinlikle Yani cinlerdendir. şeytan bir tane değildir. İblis en büyükleridir. Yani halk dilinde şeytan bunların ağababalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah insan ve cin şeytanlarından bahseder. İnsanlardan da şeytanlar olduğunu söyler. Bunlarla alakalı ayetleri de okuyacağım sizlere. Hepimiz hayatımızda bazı insanları tanırız. O insanlara deriz ki şeytan bunu görse yolunu değiştirir. Şeytana pabucunu ters giydirir. Şeytanın bile aklına gelmedik şeyleri yapıyor dediğimiz insanlar, işte bunlar insan şeytanlarıdır. Şimdi sizlere Zuhruf Suresi 36 ve 43. ayeti okuyacağım. Kim Rahman'ın zikrine karşı körlük ederse biz ona bir şeytan musallat ederiz de kendisine arkadaş olur. Yani burada Allah'ın bize verdiği mesaj, bazı insanlar tanırız, karıştırmadığı hiçbir herze yoktur ve Allah'ın zikrinden de yüz çevirmiştir. Benim kalbim temiz, ben iyi bir insanım, kimseye bir zararım yok der. İşte onun arkadaşı olan şeytan ona kendisini böyle iyi ve güzel gösterir. Nahl Suresi 98. ayet. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Nahl Suresi 99. ayet. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Yani salih insanların üzerinde şeytanın hiçbir gücü yoktur. Yani şeytanın size bir yaptırım gücü yoktur. Vesveseyi verir, siz ona uyarsanız yaparsınız, uymazsanız yapmazsınız. Nahl Nahl Suresi 100. ayet. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla ona Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Yani şeytanı kendisine dost edinenlerin üzerinedir. Allah'tan yüz çevirmiş, Kur'an'ın zikrinden yüz çevirmiş insana şeytan dost olur Araf diyor. Suresi 201. ayet. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler, Allah'ı zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Araf suresi 202. Şeytanın kardeşleri ise onları sapıklığa sürüklerler. Sonra peşlerini bırakmazlar. Hicr suresi 42. ayet. Şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur. Nahl suresi 63. ayet. Andolsun Allah'a senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir. Bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azap vardır. Hac suresi 3. ayet. İnsanlardan kimi Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanın peşine düşer. Hac suresi 4. Ona yazılmıştır. Kim onu veli edinirse şüphesiz o, şeytan onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir. Hac suresi 52. ayet. Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermiş olmayalım ki o bir dilekte bulunduğu zaman şeytan onun dilediğine bir kuşku veya sapma unsuru katıp bırakmış olmasın. Ama Allah şeytanı katıp bırakmalarını giderir. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir. Allah gerçekten bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Buyurun size insanlardan da şeytanlar olduğunun delili Kur'an ayetiyle. En'am suresi 112. ayet. Her peygambere insan ve cin şeytanlarını biz böylece düşman ettik ki bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler ilham ederler. Eğer Rabbin dileseydi onlar bunu yapamazdı. Onun için sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Fatır suresi 5. ayet. Bu ayet de insan şeytanlarından bahseder. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır.
Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Ne kadar açık bir ayet. Yani Allah'ın adını vererek dindar insanlarmış gibi, iyi insanlarmış gibi görünüp sizin inancınızı ve duygunuzu sömüren insanlardan bahsediyor burada. Haşr suresi 16. ayet. Şeytanın durumu gibi, çünkü insana inkar et dedi. İnkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. Yani şeytan sizi aldatıyor, cehenneme sürüklüyor, sonra da arkasını dönüp kaçıyor. Haşr suresi 17. ayet. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinde süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. İşte zalim olanların cezası budur. Elimden geldiğince şeytanla ilgili ayetleri okumaya çalıştım. Daha birçok benim okuduğumun belki 10 misli daha şeytanla alakalı ayetler vardır. Ben elimden geldiğince en çarpıcı olanlarını seçmeye çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.